Evet, devam edelim. Devam edelim. Evet. Evet. Hop. Hop. İyi böyle, kalk. Güzel oldu. Oho. O. Bu ev dağıldı değil miydi? Tuğçe, senin dağdan sonra başka planın var galiba. Bilmem. Olsun mu? Tuğçe Hanım, çok şıksınız. Maşallahınız var bugün yine. Teşekkür ederim. O zaman ben alayım onu. Olur. Yolculuk başlasın o zaman. Başlasın. Başlasın bakalım. Ya. Ne koymuş içine? Buyurun Tuğçe Hanım. Sen geç. Yok, siz arkada rahat edersiniz. Buyurun. Yok canım. Ben önde rahat ediyorum. Ha. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi. Kim ben? Hadi adam. Ana renkler ve tamamlayıcıları bir araya getirilmeye özen gösteririz. Tıpkı bir Van Gogh tablosu gibi. Işığı da böyle yandan değil, direkt cepheden kullanırız. Işık gölge kontrastını kullanırız. Gri tonlara da yer veririz. Monet gibi. Evet, olabilir. Yalnız bunların hepsinin notunu al ki sonra aklından uçup gitmesin. Tamam mı? Alacağım. Hadi. Harika değil mi hava ya? Kuş sesleri falan böyle oksijen beynimize kadar geldi. Ha? Evet Tuğçe'cim. Ben bir arabayı garaja götüreceğim. Siz zaten buradasınız. Biz buradayız Baracığım. Bir de içeriye bakacağım, tamam mı? Ha, tamam. Ay havuz. Gel buraya. Bir havuz gördüm de niye bu kadar heyecanlanıyorsun? Deli ya, deli. Ne yapıyorsun sen? Aa, sizin çantanızı almadım. Alırım ben. Ay bir saniye. Taşımasına taşırsın adada. Bu ne rahatlık? Bir yalan uydurup gidecektin hani. Bak ben buraya börtü, böcek, ağaç, oksijen görmeye gelmedim. Tuğçe Hanım, acele etmiyor musunuz yani böyle yavaş yavaş? Sindire sindire. Tadını çıkarsanız biraz. Ben sana ne dedim ofiste? Bundan sonrası bende dedim. Değil mi tatlım? Tamam Tuğçe Hanım, siz bilirsiniz. O zaman ben bir bahane düşüneyim. Sonra gidem yollara düşem. Allah ne bahane buluyorsan bul, çabuk yok ol buradan. Ada. Uzun zamandır gelmeyince böyle oluyor. Aslında bütün tesisatı elden geçirmek lazım ama... yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdilik tamam. Tuğçe Hanım, şimdi ben gidersem Bora Bey'in notlarını kim yazacak? Ben kitabını bile yazarım. Sen yeter ki gittin. Aa, Ada! Senin telefonun mu çalıyor sanki? Bir mesaj mı gelmiş? Bir çalıyor sanki. Böyle bir ışığı yanıp sönüyor. Bir bak istersen. Çok acil bir arama varmış gibi. Aa! Bora Bey! Ne oluyor Ada? Bora Bey, çok özür dilerim ama benim küçük teyze yazmış. Büyük teyzem rahatsızlanmış. Benim acil gitmem lazım. Tamam, tamam. Çok geçmiş olsun. Özürlenecek bir şey yok. Hep beraber dönelim hadi. Hadi gidelim. O kadar yol geldik canım. Çalışmamız lazım. Tuğçe, biz yine buraya geliriz tamam mı? Ayrıca Ada tek başına nasıl dönecek buradan? Düşündün mü hiç? Evet, ben tek başıma nasıl döneceğim buradan? Bununla döneceksin. Uzatmaya gerek yok Tuğçe'cim. Hep beraber geldik, hep beraber dönüyoruz. Tamam mı? Anlaştık mı? Buracığım, tabii ki de Ada'nın teyzesine geçmiş olsun. Dileklerimizi buradan iletelim. Ama ben planımızı değiştirmelik bir durum göremiyorum ortada. Ada sen dön canım. Gerekirse biz şirketi ararız, şoförlü bir araç yollarlar. Şoföre de, arabaya da gerek yok Tuğçe. Tamam mı? Anlıyor musun beni?
Çok haklısın. Sen zaten böyle yerlerin adamısın. Hemen bir çözüm bulursun. Bir şekilde döneriz biz. Adacığım sen gidebilirsin. Zaten halletmemiz gereken işler var. Çok oyalanmadık mı sence de? Ama Tuğçe Hanım. Tuğçe, iyi misin sen? Yine geliriz diyorum. Neyini anlamıyorsun? İş ertelemeye gelmez ya Bora. Ben gidem o zaman. Gideyim, yollara revan olayım, yollara düşeyim. Dur. Hiçbir yere gitmiyorsun, bekle. Ay gidemedim ya. Tam gidiyordum ha. Senin aklına uydum şu düştüğüm hale bak. Tuğçe Hanım, buraya gelmek sizin planınızdı ya hani. O yüzden oldu ya. Ama siz hiç merak etmeyin. Bora Bey'in size olan ilgisi gidi artıyor. Ben görüyorum. Vallahi mantarlara, börtü böceğe daha ilgili gözüküyordu. Yani ama yani sizde olmaz ki Tuğçe Hanım. Rüzgar var. Rüzgarın yanında ne kadar ilgili davranabilir ki size? Bu konu hakkındaki tavrını biliyorsunuz adamın. Adam ne dedi size? Tavır dedi koydu. Evet, bayağı tavır koymuştu. Ver. Evet, karıştıralım. Ha, tamam. Güzelce. Bak, o konuda haklısın. Çıktı geldi, bir çuval inciri berbat etti adam ya. Ha, o niye geldi ki? Niye geldi ki o? Siz ayrılmamış mıydınız? Niye geldi o? Ya ayrıldık kızım, ayrıldık ayrılmasına da kurtulamıyorum ki adamdan. Daha evine kadar gelmiş peşime, nasıl kurtulacaksam. Yemin ederim, bendeki şu şansa bak. Niyet Bora'ya, kısmet adaya. Şu ışığı kapatır mısın Ada? Şansa bak ya. Yani Tuğçe Hanım, keşke Rüzgar'a buraya geleceğimizi söylemeseydiniz. Ada, canım burnumda zaten. Kalbini kıracağım. Şu an Bora'yla uyuyor olabilirdim. Ama o şu anda Rüzgar'la uyuyor. Ben de seninle. Ben sizinle uyumaktan çok memnunum Tuğçe Hanım. Dalga geçme ya. Yani şaka bir yana Tuğçe Hanım. Ama sizin bu rüzgardan kurtulmanız şart. Ben arkadaş kalalım dedim ama bu kadar ısrarcı olacağını düşünemedim ki. Yani bir insan seninle olmak istemiyorum derse peşini bırakırsın değil mi? Yapış yapış ya, ne gerek var? Onursuz mudur nedir? Neyse yeter hadi, konuşturma beni ya. Çok yoruldum bugün. İyi geceler. İyi geceler Tuğçe Hanım. Bakayım şuna. Ya bu ne böyle? Hayatımda bu kadar sönük taş görmedim. Zirkon bile değil. Yani çakmanın da bir gururu olmuş. Ya Evren, şu çakma yüzüğün hayatımı değiştirebileceğini kim bilebilirdi ki? Ya koskoca Bora doğru söz dize geldi resmen. Sultanım, erkekler kıskanmak, fethetmek ister. Rüzgar bana evlenme teklif etmek için böyle dizinin üstüne çöktü ya. Orada Bora'nın surat ifadesini görmen lazımdı. Böyle kıskançlıktan çatladı ama belli de edemedi. Harikaydı. Yani sultanım, şimdi ben başta böyle obsesyon zannetmiştim, takıntı zannetmiştim ama sen baya aşıksın Bora'ya. Kendimi bildim bile hem de. Ben sana söylemiştim rüzgar üzerinden yürü diye ama sen adaya inandın. Evrencim, ben insanlar benim işime yaradığı sürece onlara inanırım. Ada da şu an baya bir işime yarıyor. Yani hiçbir şey yapmasa bile benim ışığımı ortaya çıkarıyor. Yani biz yan yana durunca ben ister istemez parlıyorum. Ay sultanım, sen var ya sen. Bundan sonra
Bora senin kapında kul köpek olacak. İnşallah. Amin. Nedir bu ısrarın sebebi? Ok, tamam. Geliyorum. Her zamanki yerde. Rüzgar tarafından takip ediliyorum ben. Ne? Nasıl ya? Nasıl takip? Bu devirde ay ne kadar ayıp ya. Allah'tan Evren görmüş de çıkarken mesaj attı bana. Yoksa yakalanıyordum valla. Yakalanıyordum derken? Nereye gidiyordunuz, ne yapıyordunuz ki? Aman canım, ben nereye gideceğim ki? Ben arkadaşımla buluşacaktım. Zaten önemli olan benim nereye gittiğim değil ki. Onun beni takip ediyor olması. Evet, evet. Yani evlilik teklifini kabul ettiğinize inanamıyor olabilir. Tuğçe Hanım, yani sürekli bunu söylüyorum ama çok çabuk karar verdiniz ya. Aman, çok da umurumdaydı. Bunun hepsi bir oyun zaten. Neyse, ben Bora'yı alana kadar rüzgar arıza çıkarmasın, o bana yeter. Yalnız fark ettin mi? Bora'nın gözü hep bende. Öyle. Öyle tabii. Ama olan bana oluyor Tuğçe Hanım. Nasıl yani? Siz evleneceksiniz diye Bora Bey o kadar gergin ki, o kadar sinirli ki. Sinirini benden çıkarıyor. Kovacak beni. Ne kovulması canım, saçmalama, hiçbir şey olmaz. Senin arkanda Tuğçe var bir kere. Tuğçe. Şirketin baş editörü ve patronun büyük aşkı. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. O zaman şöyle mi yapsak Tuğçe Hanım? Siz beni Bora Bey'e övün. Övün beni Bora Bey'e. Tamam, ben seni öveceğim, merak etme, o iş bende. Harika. Hello, dünyanın en süper ikilisi. Hashtag Adbor. İkili gibi ikili ya. Ne alemdesiniz? Çalışıyoruz Tuğçe. Senin aksine. Çok espritüelsin Baracığım. Süpersiniz ya. Bayılıyorum size. Bu sizin bu çalışma dinamiğiniz çok güzel bence. Boracığım, sana bir şey itiraf etmem lazım benim. Buyur. Söz konusu sen olmasan adayı çoktan kapmıştım. Öyle mi? Evet. Ya bu zamanda ada gibi zeki, çevik, çalışkan, pratik, azimli bir asistan bulmak mümkün değil. Tuğçe Hanım, mahcup ettiniz beni. Teşekkür ederim. Abartıyorsunuz ama. Hiç abartmıyorum. Abartmakla alakam yok. Hatta ben bir ara düşündüm ki Bora bu sektörden sıfır asistanla emekli olacak diye düşündüm. Ama adacığım top notch bir asistan olarak bu işi çözdü. Tuğçe! He. Sen buraya adayı övmeye mi geldin? Ha, yok. Hiç benim adayı övmekle alakam yok. Bu geçen ayın moda kataloğu vardı. Onu ben odamda bulamadım. Dur. Bulamadıysan dur, yorulma. Ada, Tuğçe Hanım'ına yardımcı olur musun? Top notch asistant olarak. Tuğçe sen yorulma, olur mu öyle şey? Ada hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi bakayım. Hadi. Ben bulayım o zaman. Gördünüz işte Tuğçe Hanım. Beni övmeniz bile işe yaramadı. Düşünün artık ne kadar nefret ediyor benden. Canım benim, Bora senden neden nefret etsin? Ya pardon ama sen kimsin ki? Yani olayı kişiselleştirme anlamında söylüyorum canım. Senin hiçbir ilgin yok sonuçta olan olaylarla. Baksana benim yüzük olayı infial yarattı şirket. Evet işte, siz sonunda Bora Bey'le kavuşacaksınız diye arada ben kaynıyorum. O zaman durum bu kadar vahimse son kozumuzu kullanacağız. Son kozumuz ne? Ayakkabı yani. Bu kadar. Ayakkabı diyorsunuz. Evet. Ya yumuşak karnı diyorum, güven bana diyorum, tecrübeyle sabit diyorum ya. Sen kaç numara giyiyordun? Ben 37,5 giyiyorum. Benim arabamın bagajında yedek topuklu ayakkabılarım var. Onlardan bir tanesi mutlaka sana olur. Bir gerilim çıktığında ortada şöyle bir yürü bakalım, bak bakalım sinirleniyor mu Bora o zaman? Böyle takkıdı tukkudu, takkıdı tukkudu yürürken onda bir meditasyon etkisi olacak. Heyecanlandım. Evet, hiç heyecanlanma. Gel bir tane seçelim hadi. Ah tatlım ya. Senden 4 önceki kızın bu topuklular sayesinde bir hafta kaldığını yemin edebilirim vallahi.
Olmadı işte Tuğçe'nin, ne yapayım? Sen merak etme. Hep bunun yüzünden. Bizim aramız düzelince sen de hak ettiğin yere geleceksin. Biliyorsunuz. Tabii öyle diyorum. Geliyor, 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 geliyor. Ne oluyor Tuğçe? Bana mı geldi? Evet, seni görmeye geldim ama adayı burada görünce biraz şaşırdım. Gerginiz galiba. Gergin değiliz Tuğçe. Ben çıkacağım, acelem var. Sen bana bir şey söyleyecek misin? Çıkıyorum. Evet, nereye gidiyorsun? Toplantın mı var? Hayır Tuğçe, Fulya'yla yemek yiyeceğim. Hatta 10 dakika önce onu evinden almam gerekiyordu. Görüşürüz, kolay gelsin. Fulya. Fulya'yla buluşacak. Fulya'yla buluşuyor. Fulya kim ki? Eski bir sevgilisi, yapışkan. Yani? Yanisi. Kırmızı kod ada. Kırmızı kod. Kırmızı kod mu? Bizim kırmızı kodumuz mu var? Yok, duysa bile artık var. Nereye gidiyor bunlar? Hangi restorana gidiyor? Sen mi yaptın rezervasyonu? Hayır. Hayır, ben yaptırmadım. Tuğçe Hanım, yani ben söylemiştim demek istemiyorum ama ben söylemiştim. Rüzgar Bey'in teklifini bu kadar çabuk kabul ederseniz olacağı buydu. Adam bak gitti. Başka oyunda takılıyor. Allah kahretsin ya. Ne yapacağız? O yemeğe biz de gideceğiz ada. İyi de nasıl? Hemen benim odama gidiyoruz, çabuk. Tamam. Ay, ben şu ayakkabılarımı çıkarayım. Şey oldum, yürüyemiyorum. Tamam, seni bekliyorum, çabuk ol. Merhaba, merhaba, iyi günler. bu akşam restoranınızda Bora Doğru Söz adına bir rezervasyon var mıdır acaba? Yok mu? Aldı, iyi günler. Restoranınızda Bora Doğru Söz adına bir rezervasyon yoktur değil mi? Var mıdır? Oldu. Varsa iyi, güzel. Ağırlayın. Tamam. Önemlidir o bizim için. Oldu. Bulduk mu? Kadın resmen yürüyor. Adam resmen ada dedi ama kadına. Der, neden der? Sürekli bana dur ada, sus ada, çüş ada, yeter ada, Allah kahretsin ada diye diye diye. Diline pelesenk oldu adım. Nefret ediyor benden, baktığı her yerde beni görüyor, nefret kusuyor bana. O yüzden ada demiştir. Evet. Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım. Şimdi Bora Bey size tam açılacakken Rüzgar Bey'in teklifini gidip kabul ettiniz ya. Evet, yaptınız öyle bir hata. Yaptınız. İşte o yüzden bu adamın da böyle gerdanlılarla takılması çok normal. Erkek bu. Ama yok ya, yok. Bora yapmaz öyle şey. Aa, yapar, yapar. Erkeklere güven olmaz. Onlar yapar. Ne yaptık, kaldık böyle. Dinleyecek miyiz sadece? Bunun hesabını soracağım senden Ada. Bunun hesabını soracağım senden. Aynen şekerciğim. Onca atağımın meyvelerini topluyorum. Hiç kaçar mı benden? Ya aynı bildiğin Bora. Hala öyle bir cool havalar filan. Sabah görürüm ben onu. Kedi gibi kucağımda miyavlar. Ben bunu yollarım. Müzik
Çok pardon. Bir şey soracağım. Saçınızın rengi o kadar güzel ki çok beğendim. Teşekkür ederim. Ben de yaptırmak istiyorum. Bana yakışır mı sizce? Ha? Aslında saçların çok güzel. Bence hiç değiştirme. Ay ben de aynısını diyorum ama hiç beni dinlemiyor. Ay bakayım şöyle bir sizin saçlarınıza. Of. Çok doğal bir dokusu var gerçekten. Rengi de böyle teninizle de mükemmel uymuş gerçekten. Teşekkür ederim. Ben siz tanıyor olabilir miyim? Evet bana da öyle geldi. Biz nereden tanışıyoruz ya? Aynı spor salonu olabilir mi? Etiler'deyim ben. Oradan değil o zaman. Kuaförünüz? Nişantaşı. Hay Allah, o da tutmadı. Yani insan insana benzer diyeceğiz o zaman. Evet, tanışmıyoruz demek ki. Yani size iyi akşamlar hanım. İyi akşamlar. Size de. Ada, ne yaptık? Hırsızlık mı yaptık biz şimdi? Yok Tuğçe Hanım, ne hırsızlığı? Numarasını aldım sadece. Ne yapacağız telefon numarasını? Mesaj mı atacağız? Bora'nın peşini bırak, bir dost. Yok. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Ne? Nedir? Rucunuz yanınızda mı? Boş, boş, boş. O zaman... Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Kovulmak istemiyorum. Allah'ım. Ah Tuğçe Hanım! Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım. Günaydın. Günaydın. Bora Bey'le konuştunuz mu hiç bugün? Yok, konuşmadık. Bora Bey size dün geceyle ilgili bir şey söylemedi mi daha? Ay söylemedi, ne oldu? Çok kızmış, vallahi beni kovacak. Ay kovmaz, saçmalama, bir şey olmaz, merak etme. Geldi beni orada sıkıştırdı. Ne yaptınız siz dün dedi, derdin ne senin dedi. Böyle bağırdı, çağırdı. Ay ben böyle bir saçmaladım, konuşmaya çalıştım. Böyle bana 5 dakika verdi. Ben o süre zarfında bir şeyler anlatmaya çalıştım ama anlatamadım. Sakin ol, sakin ol. Merak etme, ben seni kovdurmam. Biz dün ne yaptık, sen farkında mısın? Ne yaptık? Bora Fulya'dan kurtuldu, şöyle bir silkelendi. Hem de senin sayende. İnşallah olan bana olmaz. Olmaz. Merak etme, sen bana yardım ettin. Ben de sana edeceğim. Gerçekten mi? Evet. Ay sultanım, günaydın. Ben de sizi bekliyordum. Yükselin eline baktım bugün. Mars'la Venüs ters açılarda ama hiç merak etme, her şey yolunda. Evrencim onu bunu bırak da adanın durumu ne bugün, bize onu söyle acilinden. Anlatayım. Dur bakayım. Tükürdü mü? Daha iyi görüyor. Heh, canım sen de bugün şanslı günündesin. Hı. Ama belli aralıklarla, tamam mı? Bu aralığı yakalarsan da devam et oradan. Hangi aralıklar? Saat kaçta kaç arası? Benim onu bilmem gerekiyor şu an. Öğle saatleri. Öğle saatleri. Yani böyle 11 ile 1 arası. Hatta şöyle söyleyeyim sana, 12.30 gibi. En iyisi 11.30 ile 12.30, tamam mı? 11.30, 12.30. Sizi de yorduk buraya kadar Tuğçe Hanım. Bu tavrınız beni çok şaşırttı açıkçası. İşinizi yaptınız, alacağınızı aldınız. Sizin yüzünüzden ben işimden oldum Tuğçe Hanım. Bu işin başıma bu kadar dert açacağını bilseydim kabul etmezdim. Bakın ben buraya son kez geliyorum. Eğer bir daha böyle bir şey olursa... Ne olurmuş bir daha olursa? Şantajınıza papuç bırakmam. Onu beni kaldırmadan önce düşünecektiniz hanımefendi. Ay Burhan Bey, beni kırmadınız, geldiniz. Çok sağ olun. Şimdi ben bir arkadaşım için bir doğum günü sürprizi hazırlayacağım da... ...o yüzden böyle o habersizken uzaktan çekilmiş bir videosuna ihtiyacım var. Anladım. Nasıl bir video tam olarak? Şimdi şöyle anlatayım. Bu
bu son. Bir daha da beni sakın aramayın. Ne zaman son olacağına ben karar veririm. Kraliçe geliyorsa ki önceden ben geliyorum diye arıyorsa bu büyük bir felakettir sultanım. Ay abartma ya. Nasıl abartmayayım sultanım? Böyle kötü bir şeyler olacak ben hissediyorum. Böyle kötü enerjiler etrafta at koşturuyorlar. Emin misin? Adamın evren olduğu kadar eminim. Tuğçe, nasıl gidiyor oğlumu rüzgarla kıskandırma projen? Gayet iyi. İyi, güzel fikir, iyi. Sen rüzgarla nişanlanacaksın, benim oğlum da seni çok kıskanacak. İyi fikir. Hatta ne yap biliyor musun? Sen direkt rüzgarla evlen. Evet, belki bakarsın Bora, benim yakışıklı oğlum, seni çok kıskanır. Ve nikahına gelip beyaz atıyla seni kaçırır. Tuğçe. Saçma. Saçma bütün bunlar. Sen böyle fantastik projeler peşindeyken Ada dediğimiz o kız ne yaptı biliyor musun? Elif'imin kalbini kazandı. Yetmiyormuş gibi şimdi de eve girdi. Ada'dan zarar gelmez. Ada bu operasyonda bize destek. De, destek de eve girdi derken nasıl yani? Evet, evet. Beynine kan gitmesine çok sevindim. Tuğçe. Arkadaşlar, arkadaşlar. Herkes kaldığı yerden devam etsin. Bu böyle normal bir alçak uçuş baskın. Tamam mı? Aynen devam. Hadi bakayım. Evren. Ha? Abi ne oluyor? Herkes ortalık görmüş gibi. Delma Hanım burada. Tuğçe Hanım'la birlikte odaya girdiler. Her an her şey olabilir. Sen ciddisin. Hı hı. Allah Allah. Tuğçe. Ah Tuğçe. Son şansım Tuğçe. Sen en iyisi bu akşam eve gel. Kendi gözlerinle gör. Bu arada lütfen öyle saçma sapan projeler değil, sonuç odaklı stratejik bir planla gel. Tamam. Tuğçe. Çandı. Ne var ne istiyorsun? Kapattık dedim sana hesabı. Ne? Adacığım. Benim iş hayatında bir tane altın kuralım var. Bilmek ister misin? He, tabii, buyurun. Hı hı. Kuralım, kuralsız oluşum. Acımasız oluşum. Yani benim sana karşı davranışlarım sana bağlı. Ok. Sanırım ben ne anlatmak istediğinizi tam olarak anlamadım Tuğçe Hanım. Ada. O yazıyı yazmayacaksın. Yazacağım Tuğçe Hanım. Bora Bey'i duydunuz. Duydum, duydum. Ben de yazma diyorum. Toplantıda diyemediniz ama. Savaş mı istiyorsun canım benim? Aa, hayır, hayır savaş falan istemiyorum. Ben sadece bana verilen görevi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Ben seni çok iyi anladım. Gerçekten anladım. Haberin olsun. Güzel. Beni anlamanıza sevindim Tuğçe Hanım. O zaman şöyle diyelim mi? İyi olan kazansın. He? Öyle diyelim bence de. Diyelim. Kolay gelsin sana o zaman. Size daha çok kolay gelsin. Sana bir özgüven gelmiş tatlım. Ben özgüveni yıkarım.
Yapma kurban. Excuse me. Sorry. Merhaba. Merhaba, müsait misiniz acaba? Buyurun, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Celal Bey, ben bizde böyle .net isimli bir internet sitesinin baş editörüyüm. Tuğçe benim adım. Hah, çok güzel. Evlilik yoluyla vatandaşlık alan çiftlerle ilgili bir yazı hazırlıyorum. Bunun için netten de araştırma yaptım ama en iyi kaynağın burası olduğunu gördüm. Kesinlikle öyle. Peki... Nasıl yardımcı olabileceğim? Düşündüm ki kesin sizin tanıdığınız böyle bir çift vardır. Onlarla konuşmam mümkün mü acaba? Benim için irtibat kurar mıydınız? Aklımda tam size göre bir çift var. Bir saniye. Yoldalarmış. Çifte kumrular. Balayındaymış. Olmazsa size başka bir çift ayarlarız. Şimdi aile mahremiyeti söz konusu olunca elimizden bir şey gelmiyor. Tabii tabii, çok haklısınız. O zaman ben şöyle size kartımı versem ve sizden haber beklesem olur mu? Tabii. Tamamdır. O zaman çok teşekkürler. İyi günler diliyorum size. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Beyaz evliliğin sonu karakolda bitti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almak için AÇ ile evlenen MK arkadaşlarının ihbarı üzerine yakalandı. MK arkadaşlarını darp etti. Yuh! Beyaz evliliklerin özellikle Amerika'da green card almak için yapıldığı biliniyor. Öf, çok klasik ya. Bana ilginç bir hikaye lazım. Ay dur anne ya. Belma teyzeyi aramayı unuttum. Efendim. Tuğçe. Belma teyzeciğim, dün için özür dilerim gerçekten. Çok acil ailevi bir mesele çıktı da. Senin sesin bir garip geliyor yalnız. Her şey yolunda mı? Ne kadar yolunda olabilirse o kadar yolunda Tuğçe. Ay Elif, Adan'ın ailesine yapışıp kaldı, ne yapacağım şaşırdım. Adan'ın ailesine mi? Dün Adayı görmek için buraya geldiler işte. Elif ısrar edince de kaldılar. Kusura bakma da Belma teyzeciğim, bu çok saçma değil mi? Saçma? Ama bu ben istediğim için olmadı. Elif istediği için oldu. Hayatta her istediğin olmuyor. Tabii ben hayatı kendim kontrol edebilmeyi çok isterdim ama olmuyor işte. Ne demek istediğini tam anlayamadım ben şu an. Bak, bu hayatta kendimden çok sevdiğim iki insan var. Biri kıymetlim oğlum Boran, öteki dünyamın ışığı Elif'im. Şimdi Elif'in mutluluğu Boran'ın mutluluğuna bağlı. Boran'ın mutluluğu düzenli bir hayatının olmasına bağlı. Bilmem yeterince açık anlatabildim mi? Açık mı? Bora mutlu olacak. Benimle. Bugün onu zekamla etkileyeceğim. Ha, zekamla. Aynen öyle. Hem o Ada denilen kıza da çok takılmayın Belma teyzeciğim. Yani bana rakip bile olamaz o. Kendi halinde zavallının tek işte dolanıp duruyor ofiste. Elini çabuk tut kızım. Ben başka da bir şey söylemeyeceğim, tamam mı? Hadi görüşürüz. Çat diye de kapattı. Bir kere Ada kendi halinde değil, zavallı hiç değil. Keşke o keskin zekanı bunu görebilmek için kullanabilsen. Ah Tuğçe, ah Tuğçe. Tuğçe Hanım, beni çağırmışsınız, buyurun. Ada, ailenin Bora'nın evinin içinde ne işi var? Şey ya, ay Tuğçe Hanım, Elif evden kaçtı biliyorsunuz. Bana da illa sen de gel diye ısrar edince ben kıramadım. Dün gece de... Elif'i kıramadın. Ha.
Hem Elif'i hem Zafer amcayı kıramadım. Zafer amca. Siz ne çabuk kaynaşmışsınız öyle ya. Ben Bora Beyler'de olunca ailem de benim merak... Sen ve ailen derhal o evi terk ediyorsunuz. Ok. Gideceğiz zaten Tuğçe Hanım. Elif ısrar etti diye, kıramadık üzülmesin diye. Gideceğiz ama. Bugün Ada. Bugün gidiyorsunuz. Az önce Belma teyzeyle konuştum. Kadının sesi titriyor ya sinirden. Nasıl çöreklendiyseniz evine. Tuğçe Hanım. Biz kimsenin evine çöreklenmedik. Bizim çok şükür bir evimiz var yani. Kimseye ihtiyacımız yok. Ada. Sen o sesin tonuna bir önce dikkat et istersen. Karşında bu şirketin diğer ortağı duruyor. Şu yazı meselesine de gelince. O yazıyı yazacağım Tuğçe Hanım. Ortada bir mesele falan yok. Sen benim bayağı bir gözüme batmaya başladın yalnız. Tüh! Onun için de yapabileceğim bir şey yok. Başka bir şey var mıydı? Bakayım. Yok. Buradan bakınca yok gözüküyor. O zaman ben gideyim müsaadenizle. Yazımı yazayım. Yazım. Benim yazım. Canım yazım. Pırıl. Bora nerede biliyor musun? Hayır, söylemedi. Ada'yla mı gittiler peki? Yok, Ali Bey'le gittiler. Tamam. Döndüklerinde bana haber verirsin, olur mu? Tamam Tuğçe Hanım. Tamam, unutma. Tamam. Hello. Nasıl geçti röportajınız? Çok etkileyici. Gerçekten sıra dışı bayat hikayesiydi. Öyle mi? Hı hı. Sen gitmezdin röportajlara. Yok. Giderim ben bazen. Allah Allah. Benim aklımda yanlış kalmış demek ki. Aha. Ellerde ağzına yer istersen. Şu röportajın bir kopyasını ben de alabilir miyim? Kadın bakış açısı önemli sonuçta. Ben de yazımda kullanayım. Tabii Tuğçe, tabii. Ada. Sen de şifreni bitirince bir kopyasını Tuğçe'ye de verirsin. Yalnız röportajda röportaj yaptığımız insanların ismini kullanmıyoruz, tamam mı? Sadece baş harfleri. Anlaştık mı? Tamam. Tamam Bora Bey, baş üstüne hallediyorum hemen. Bekliyorum tatlım. Tuğçe, Rüzgar nerede? Bilmem, grafikerin yanındaydı en son. Bir söyler misin odama kadar gelsin? Senin asistanın yok mu? Var, benim asistanım var. Ama ben senden rica ettim. Yani 40 yılda bir senden bir şey rica ettim. Neyse, ben hallederim Tuğçe, sağ ol. Ay yok Bora ya, öyle demek istemedim. Ada! Ah Tuğçe Hanım. Ne demek bu? Bu da şifre hatalı. Nasıl hatalı? Niye öyle oldu ya? Ay Tuğçe Hanım kusura bakmayın. Bir yandan Bora Bey'in işleri, bir yandan da yazı falan derken... deşifreyi yanlış geçirmiş olabilirim. Tüh. Düzelt o zaman. Ay çok isterdim. İnanın o kadar çok isterdim ki düzeltmeyi. Çok yoğunum. Vallahi çok yoğunum. Sabaha yetiştirmem gereken bir yazı var. Ayrıyeten Bora Bey de toplantıda her an benden bir şey isteyebilir. O yüzden... ses kaydı burada. Siz bir dinlersiniz. Kısacık zaten. Yani yaklaşık 1,5-2 saatlik bir kayıt. Siz geçirirsiniz artık. Bu da var. Buna bakın bakayım. Düzeltmek gerekirse örnek olsun. Duman. Duman. Sen dinleymiş. Thank you.
dosya Bora Bey'e gelmiş. Tamam, şimdi toplantıda çıkınca veririm. Ha, toplantıyla ilgili hemen vermem gerekiyor. Yo, bana öyle bir bilgi gelmedi. Tamam, sana demek ki söylemeyi atlamış. Sen vermeyeceksen ben vereceğim. Ben veririm, sağ ol. Çekilebilirsin. Evet. Evlilik iki insanın sonsuza kadar... İki yabancı dünya... Evlilik sonsuza kadar mutlu olmak için... Of. Evlilik, evliliği kim yapar? İnsan, insan, insanoğlu. Nefes al. Sil ya, sil. Canım, çıkalım mı? Nereye? Sana geliyorum ya. Tatlım, bunu konuştuk ya. Annem bende. Tamam, daha güzel. Yani nasıl olsa evleneceğiz, anneyle de tanışmış oluruz. Fena mı olur? Annem senin evleneceğimi duysa delirir herhalde. Anlamadım. Yani kariyer yapmak yerine evleneceğimi duysa delirir. Bu konulara takık biraz, yoksa seninle hiçbir alakası yok. Peki ben ne zaman tam olarak sana taşınacağım Tuğçe? En fazla birkaç gün. Yani bunu ben de çok istiyorum biliyorsun. İyi tamam, birkaç gün daha bekleriz. Sıkıntı yok. O zaman yemeğe çıkalım. Şu yazıyı bitirmem lazım. Seni bu akşam yemeğe bekliyoruz Tuğçe'ciğim. Kimden? Belma teyze. Bora'nın annesi. Yemeğe davet ediyor. Dün de davet etmişti. Gidememiştim. Bugün de gitmezsem artık çok ayıp olacak kadına. Seninle yarın akşam bir şeyler yapsak olur mu? Olmaz. Bir sonraki akşam? Hı-hı. Belma teyzenin yemeğine ben de geliyorum. Yani senin için her şeyi göze alan sözlüğünde gitmek istersin değil mi? Çok isterim. Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi çıkalım. Hadi. Hadi. Bir masa üstüne koymuş acemi. Başka yazın yok ya klasörle yazın. Bu iyi olmuş. Kahretsin. Bu benimkinden de iyi. Of. O sesini de alçalt. Benim yazımın altında kendi adınızı yazmışsınız. Nasıl yapıyorsunuz bunu ya? Benimle savaşma dedim sana. Kuralım kuralsızlıktır dedim. Değil mi? Ne yapacaksın? Gidip oraya Tuğçe yazımı çalmış mı diyeceksin? Tam olarak onu yapacağım. Thank you.
operasyonu başlat. Sonra da sahilde benle buluş. Günaydın. Günaydın. Dün olanlar... Dün olanlar kabul edilemez Tuğçe. Bora, aynı fikirdeyim. Okuyunca başımdan aşağı kaynar sular döküldü ya. Resmen şoktayım. Tuğçe. Sen benim bu tip konularda asla tahammülüm olmadığını bilmiyor musun? Bilmez miyim? Bilmez miyim buraya? En iyi ben bilirim. Ama sağlık sorunları işte. Yazıları verdim çıktım. Aklımın ucundan geçmedi böyle bir hata olabileceği. Kim? Kim hata yapmış? Sedat mı? Ha? Ali mi? Kim? Ayşe mi? Kim yapmış? Söylesene kim hata yapmış? Bunu sana söyleyemem Bora. Çünkü onların suçu değil. Bu benim sorumluluğumdaydı. Yani benim hatam. O yüzden hemen bir özür yazısı çıkıyorum ve yazıların altındaki isimleri de değiştiriyorum. Gerek yok Tuğçe, değiştirme. Çünkü Ada... Ada öyle istiyor. Ada, sen niye masanda değilsin? Tamam, tamam. Hadi odama gel hemen. Odama gel, tamam. Hadi. Tamam. Tamam Ada, hadi kapat. Hadi gel, hadi. Ada, şirket prestij kaybeder diye yazıyı değiştirmeyin dedi. Ya, öyle mi? Ya. Aferin Ada'ya ya. Bak, Ada senin son asistanın olacak derken yanılmamışım ben demek ki. Takdir ettim. Ben de takdir ettim Ada'yı. Evet, ben de. Tuğçe, Ada yazar olmak istiyor. Ve ilk yazdığı güzel yazısını da sırf şirket prestij kaybetmesin diye kurban etti. Gel Ada, gel. Buyurun Bora Bey. Evet Tuğçe, Ada'ya bir şey söylemek ister misin? Ha. Hı. Adacığım, ben çok üzgünüm yazılarla ilgili. Üzülmeyin Tuğçe Hanım. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var neyse ki. Sıkıntı yok. Ada. Al bunu. Hak ettin. Bora Bey. Ama bu sizin en sevdiğiniz kaleminiz. Evet Ada. Ama artık senin. Gerçekten mi? Gerçekten. Ada bak, dolma kalemle yazmak çok keyiflidir. Ama aynı zamanda da çok zordur. İçindeki mürekkebin kurumaması için yapman gereken tek bir şey var. Arada bir sıcak suya batırıp çıkartman gerekiyor Adacığım. Daha iyi bir yolu var. Yazmak Ada. Mürekkebin kurumasın. Teşekkür ederim Bora Bey. Çok sağ olun. Evet. Herkes işinin başına. 10 dakika sonra odamda toplanıyoruz. Tamam mı? Herkese haber verin. Nasıl istersen Bora. Tabii. O zaman ben kalemimle çıkayım. Hadi. Canım kalemim. Oo, bayağı ağır. Yazayım mı size de? Kendime yazayım. Bora? Tuğçe. Ben de araştırma yapıyordum. İnternette baktım böyle bir ilanları falan var mı diye ama rastlayamadım. Gidince daha net görürüz artık. Tuğçe ben düşündüm, taşındım. Kampa Ada'yla gitmeye karar verdim.
Anlayamadım. Şöyle, adanın yazısı tıklanma rekorları kırdı biliyorsun. Hem adayla oraya beraber gidersek yazma isteğinin daha da kamçılanacağını düşünüyorum. Ayrıca artık adanın da kendi ismiyle çıkan bir yazısı olmuş olur, değil mi? Ama sen bana demiştin ki... Ben sana demiştim ki beraber gideriz. Biliyorum Tuğçe. Ama sonra düşününce adayla gitmenin daha doğru olacağına karar verdim. Bora, ben senin ortağın ve bu şirketin baş editörüyüm. Ya ada her şeyi mahvederse? Ya bu yazı bir acemi şansıysa mesela, hiç düşünüyor musun bunları? O haberi ben istiyorum Bora. O zaman sen de gel Tuğçe. Kolay gelsin. Rüzgar nerede? Aşağıya indi galiba. Ada? Ben sana gözüm üzerinde demiştim değil mi? Seni bunu yaptığına pişman edeceğim. Haberin olsun. Ne yaptım ben yine ya? Kimdi ne yaptım? Allah Allah. Neredesin Rüzgar ya? Neredesin? Hiç uğraşamam seninle. Adacığım, orman meyvelerinden aldın mı? Yok Tuğçe'nin ne ormanı ne meyvesi. Domates, peynir işte yiyeceğiz. Ay, üç dilim ekmek artı bir börek almasını biliyorsun, yuvarlanacaksın masaya kadar. Yani orman meyvesi alsaydın cildine falan da iyi gelirdi anlamında. Bana bak, dün nasıl yattınız siz? Çok güzel yattık. Rahat rahat böyle, ortopedik yatak. Siz nasıl yattınız? Bora nerede yattı? Yatakta yattı. Nerede yatacaktın? Sen nerede yattın? Ah Tuğçe Hanım, siz buraya neden geldiğimizi unutuyorsunuz galiba. Lütfen takılmayın böyle şeylere ya. Bir dolandırıcının dürüst insanlardan daha rahat, kendinden daha emin olması benim midemi bulandırıyor. Bunun tipinde mi emniyet yok? Ben buna baktığım gibi dolandırıcı olduğunu anladım zaten. Kan çektiyse. Ne? Ha? Bir şey mi dedin? Yok, ne diyeceğim. Siz bir şey bulabildiniz mi peki odada? Bulduk. Kimlik fotokopilerini bulduk ama bizim daha net kanıtlara ihtiyacımız var. Yalnız benim nacizane fikrim, yani bu tarz insanlar tek başına asla takılmazlar. Bunların her zaman arkalarında birileri vardır. Yani bunlar organize takılır abi. Dikkat etmemiz lazım. Başımıza iş almayalım. Ne oldu? Korktun mu? Korkmak değil bu. Adacığım, akıllı davranmak diyelim. Tam sana uygun bir hareket. Sevgili dostlarım, bir günü daha geride bıraktık. Sizler için ufuk açıcı bir deneyim olduğunu gözlerinizde görebiliyorum. Şimdi size birini tanıtmak istiyorum. Dansa gönül vermiş biri. Hatta belki bize ufak bir dans gösterisi bile yapar. İnanmıyorum. Erdi. Tuğçe, senin ne işin var burada? Tanıyor musun? Tanıyorum tabii ki. Aa, canım ya. Of, çok uzun zaman oldu. Koreografimiz. Koreografimiz. Unutmamışsın. Of ya, akşam neler yapıyorsun? Akşam evinde uzun var. Tuğçe'nin adı neymiş? Madem öyle bir marifet değilse, sen de bana öğretsene. Neyi öğreteyim? Tango öğretsene bana. Hadi. Yeter ki sen iste. Senyor. Senyorita bonita. Şöyle geçelim seninle beraber, gel. Ne yapıyoruz şimdi? Ne kadar esneksin. Daha önce dans etmemiş olamazsın. Sen tam bir tango kadınısın. Esneyim değil mi? Esneyimdir ben, evet. Şimdi ben bu elimi sırtına mı koyuyorum senin? Sırtına koyuyorum değil mi? Evet, sırtıma koyacaksın. Ha. Böyle ki ben hissedebileyim hareketi. Tabii, tabii. Şimdi temel adımlarla başlayalım. Sen benim adımlarımı takip et. Tabii, tamam. Tabii. Temelden başlamak önemli. Temelden başlayalım biz. Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi sağ geri yaptık. Şöyle benim adımlarımı takip et. Oluyor değil mi? Ben yapabiliyorum. Evet. Kendini bana bırak. Hayalinin gerçekleşmesine izin ver. Tuğçe, biz ne yapalım biliyor musun? Biz biraz daha tenalara gidelim ha?
Biz biraz bu kalabalıktan sıyrılalım, biz baş başa bir dans edelim seninle. Olur mu, ister misin? Nura, ben senin bu kadar hevesli olduğunu bilseydim onca yıldır öğretirdim. Ben çok hevesliyim. Ben dans için doğmuşum Tuğçe. Gel bakayım. Gel 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 gel. Bravo, bravo. Müzik gitti. Ne yapalım biliyor musunuz? Artık yorulanlar biraz dinlensinler. Hocam siz müziği halledin. Yorulanlar biraz dinlensinler, biz devam edelim. Yo, yorulmadık hocam. Yorulduk mu? Hayır. Ben de yorulmadım. O zaman dans, devam. Barış'cığım biz yorulduk mu? Asla yorulmadık. Zaman dans ve ben artık şu basit hareketlere geçmek istiyorum. Ben biraz daha ileri seviyelere gitmek istiyorum. Ne istiyorum biliyor musun? Ben tangonun derinliklerine inmek istiyorum Tuğçe. Anladın mı beni? O zaman tangonun ruhunu hissetmek istiyorsan yakınlaşacağız. Tabii yakınlaşalım. Ne yapıyoruz şimdi? Senin özel bir hareketin var mı göstereceğin? Biz de yakın duralım. Şöyle. Şimdi şu hareket var mesela. Ay! Ayağım! İyi misin? Sen nasıl bir hocasın? Bu nasıl bir dans çalık? Ayağımı kırdın. Benim ayağım şu an kırıldı. Of, bak şu sekreterine ya. Tamam. Hocam, sizi şöyle alalım, şu müziği bir kapatın. Ben halledeceğim. Ayağım kırıldı şu an. Özlemişim. Herkes bir saat içinde odamda olsun. Toplantı yapacağız. Tamam Baracığım. Güzel. Tuğçe Hanım. Efendim. Ben size bir şey söyleyecektim. Evet Pırıl, söyle. Önemli bir şeydi galiba da ne söyleyeceğimi unuttum. Hatırlayınca söylersin Pırıl. Yorgunum, uğraştırma beni. Ah, Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım, hatırladım. Dün bir adam geldi. Siz yoktunuz. Adını unuttum da şimdi. Neyse, siz kamptayken aradı. Mutlaka sizinle görüşmesi gerekiyormuş. Ama adı önemli ya hani, hatırlamam açısından Pırıl. Ne diyor? Celil. Yok, alakası yok. Ne alakası var? Hasan. Ha yok, Hasan beni aldı herhalde. Neydi ya? Celal Bey. Ya adam, Allah'ım ya. Yazıyı yazdık bitti, hala ne istiyor bu adam? Bilmiyorum ki Tuğçe Hanım yani. Ben odama gidiyorum. Amma darladın ya.